bir kez daha sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ama nerede bir güzellik varsa, nerede bir iyilik varsa, bunlar iyiye düşman, güzele düşman, insana düşman. İşte şimdi, işte şimdi 24 Haziran'da hep birlikte bu iyiliğe, insana düşman olanların iktidarına hep birlikte bir arada yan yana son vereceğiz. Az kaldı. Çoğu gitti, azı kaldı. 24 Haziran'a kadar aralıksız çalışacağız. Bunlar anladılar gideceklerini. Vakit gitme vaktidir diyorlar. Geçen gün bir şiir okuyor Aşık Veysel'den. Diyor ki, uzun ince bir yoldayım. Doğru, gidiyorsun, güle güle. Yol o kadar uzun değil ama, az kaldı. Bunca kötülük, bunca zulüm, bunca şiddet. Hala aynı akılla, aynı yöntemle yaklaşmaya devam ediyorlar. Bakın, bu saate kadar birçok yere gittik. Adıyaman'da birçok insanla konuştuk. Birçok kurumla yan yana geldik. Bir kişi de iyi giden bir şeyden bahsetsin. Bir kişi de desin ki, ya iyi kötü ama idare ettik desin. Herkes yakınıyor. Herkes işsizlikten, yoksulluktan, haksızlıktan yakınıyor. Savaştan, yolsuzluktan yakınıyor. Yoksulluktan yakınıyor. Bunlar şimdi gelmiş. Sanki bu 16 yılı birlikte yaşamadık gibi 3 Y'den bahsediyorlar. Yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla mücadele edeceklermiş. Yasaklar her yerde. O hal altında yaşıyoruz. Herkes yoksul. Yolsuzluk ise her yeri sarmış. 3Y aklına bir daha geliyor. Sanıyor ki insanları, bu halkı, bu onurlu halkı bir kez daha kandırabilecek. Kanacak mıyız? Hayır. Kanacak mıyız? Hayır. Verecek bir oyumuz var mı? Hayır. Asla, asla ne onurumuzdan, ne siyasi irademizden, ne de geleceğimizden vazgeçeceğiz. Bunlar yalanlarıyla, yüzsüzlükleriyle hala kalkmışlar. Kürt kardeşim hikayesi anlatıyorlar bize. 16 yıldır geldiğimiz bu noktadan sonra diyor ki, Kürt sorunu yoktur. Kürt sorunu vardır. Ama bir de artık Erdoğan sorunu vardır. Kürt sorununu da, Erdoğan sorununu da, demokrasi sorununu da HDP çözecek. Ama önce Erdoğan sorununu çözeceğiz. 24 Haziran'da bu soruna son vereceğiz. Ve hep birlikte bu gidişata dur diyeceğiz. Adıyaman dur diyecek. Yetti artık diyecek. Edibese diyecek. Biz Adıyaman'la gurur duyuyoruz. Ve biz hep birlikte gururlanmak için, onurlu bir geleceği var etmek için hep birlikte 24 Haziran'da sandığımıza, oyumuza sahip çıkacağız. Adıyaman sahip çıkacak. Dost ve düşman bilsin ki kazanacağız, mutlaka kazanacağız. Adıyaman'ın dağ gibi sorunları var. Bunca yıl bu sorunların birini bile çözmemişler.
bugün gelmişler yine vaat sıralaması yapıyorlar. Vaat üzerine vaat ekliyorlar. Tütün sorununu çözeceklermiş. Ne zaman? 24 Haziran'dan sonra. Rüşvet pazarlığına giriyorlar. Bunların işi gücü pazarlık. 24 Haziran'da oy verirseniz tütün sorununuzu çözecekmiş. Ya bizim oyumuz böyle şeyler için satılık mı sanıyorsun sen? Biz kendi sorunumuzu çözeriz, çözeriz. Yeter ki sen aradan çık. Bu ülkenin emekçilerinin sorununu emekçiler çözecek. Çiftçisinin sorununu çiftçiler çözecek. Kadınların sorununu kadınlar çözecek. Sen yeter ki aradan çık. Gölge etme. Çünkü sen sadece Amerikan sigara tröstlerinin sorununu çözersin. Başka da bir şey çözemezsin. Amerikan tütünü zararlı değil, Adıyaman tütünü zararlı. Sigaraya karşı kampanya yapıyormuş. Yeşilay'dan ödül alıyor. Bak bak bak. Memlekette sigara satışları fırlamış. Amerikan sigarası satışı fırlamış. Philip Morris zengin, Adıyaman halkı yoksul. Bu da Yeşilay'dan ödül alıyor. Sevgili arkadaşlar, tütün sağlığa zararlıysa, bunu çözmek istiyorsak, gelip tütün üreticisini, çiftçisini, Adıyaman halkını mağdur ederek bunu çözemezsin. Kuşaklar arası planlama yaparsın. Demokratik planlama yaparsın. Tarımda değişim programları yaparsın. Akşam yatıyor, sabah aklına bir şey geliyor. Bir yasa, bir kanun hükmünde kararnameyle insanların haklarını gasp edebiliyor. Bu düzen değişmeli. Üreten bizsek, yöneten de biz olmalıyız. Evet, değişecek. Hep birlikte, senle, 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 bizlerle değişecek. Adıyaman'ın her tarafı baraj. Ekilebilir arazisi var ama Adıyaman'ın sulaması yok. GAP başladığında ben daha doğmamışım. Düşünün. O kadar yaşlı değilim tabii. Hepsi benden yaşlı. Ama bunca yıl geçmiş, 56 sene geçmiş, GAP bitmemiş. Demirel vardı diyordu ya, GAP'ı kaptırmam. Sanırsın ki giderken GAP'ı da götürmüş. Bu GAP sorununu çözmüş olsaydık, bu 56 yılda bu GAP sorunu çözmüş olsaydık, bugün Adıyaman halkı bu kadar yoksul, bu kadar işsiz olmayacaktı. Bölgenin tarımı kalkınacaktı. Bakın bugün bir tarım bakanı var. Neyle övünüyor biliyor musunuz? Çiftçinin ürettiğiyle değil. İthal ettiği etle övünüyor, ithal ettiği. Ama etin bir özelliği var. Deli dana çıkıyor içinde. Deli dana, yani hastalıklı eti ithal ediyor. Burada hayvancılığı öldürüyor. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi halkın gözünün içine bakıp diyor ki, Ramazan'da size ucuz et sağladım. Biz ucuz et istemiyoruz. Biz mera yasaklarının kalkmasını istiyoruz. Çiftçiliğin anayasal bir hak olarak desteklenmesini istiyoruz. Sen bunları yapacak yerde bu ülkenin kaynaklarını çarçur ediyorsun. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi gayet yüzsüzce, dördüncü ye bu, gayet yüzsüzce çıkıp halka Ramazan'da et sorunu çözdüm diyorsun. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, hangi alana baksanız sorun. Bakın yine Adıyaman'ın en büyük sorunu işsizlik. Sadece Adıyaman'ın mı? Nereye gitseniz işsizlik.
işsizliği çözmek için çok iyi bir yöntem bulmuşlar. TÜİK'in başındaki adam işsizliği her ay çözüyor. Her ay gerçek rakamları gizleyerek, suç işleyerek işsizliği düşük çıkartıyor. Bunların işsizlikle mücadeleden anladığı bu. Bu da beşinci Y. Yani yalan. İşte yasakçı, yolsuzluk yapan, halkı yoksullaştıran, yüzsüzce halkın karşısına çıkan ve yalan söyleyen 5Y'li bir iktidardan kurtulma zamanıdır. Biz de sizle gurur duyuyoruz. Bakın, Samsat'ta deprem olmuş. İnsanlar hala mağdur. Deprem güvenliğine göre yapı yapmak, kent planlaması yapmak, yerleşim yerlerini buna göre düzenlemek varken, eğer sen yandaş değilsen, eğer sen bu çarkın içinde değilsen, evinden de yoksun kalırsın, yaşamından da. Bu sorunu çözmek bu kadar basitken, çok basitken bu sorun çözülmüyor. Çünkü beyefendinin bir deprem sorunu yok. Bir saray yapmış, 1150 odalı, depreme dayanıklı. 10 şiddetinde depreme dayanıyormuş. Samsatlıların sorununu hemen çözeceğiz. Böyle bir haksızlık olmaz. Saray 10 şiddetinde depreme dayanabilir. Ama HDP'nin gücüne dayanamaz. 24 Haziran'da boşaltıyorsun orayı, boşaltıyorsun. Bu halkın depremi çünkü. Öyle bir silkeleyecek ki sizi, 24 Haziran'da sarayı boşaltıp Beştepe'den ayrılacaksınız. Biz gecikeceğiz. Bizim halaylarımız var. Bizim kutlamalarımız var, zılgıtlarımız var. Bu halkın parasıyla yaptığın o saraya halk gelip sahip çıkacak. Giderken paspasın altına anahtarı koy. Bize zorluk çıkarma. Nakliye parasını da dert etme. O da bizden olsun. Şimdi anladılar gideceklerini. Kürt kardeşlerim derken de diğer taraftan yine 7 Haziran'dan önce olduğu gibi düşmanlık başladı. Saldırılar başladı. Seçim çalışması yapan insanlara saldırılar. Arkadaşlarımız bayrak asıyor, asamazsın. Broşür dağıtıyor, dağıtamazsın. Miting yapacak, yapamazsın. Bunu kim yapıyor? Halk değil. Halkın birbirine düşmanlığı yok. Bunu yapan bizzat devlet görevlileri. Bakın, yazın sordum, dediler ki Adıyaman'da kimse kalmaz. Bir tek vali kalır dediler. Niye dedim? Seçim çalışması yapıyor dediler. AKP için köy köy dolaşıyormuş. İlçe ilçe dolaşıyormuş. AKP'ye oy vermezseniz diye tehditler savuruyormuş. Buradan valiye sesleniyorum. Sen kamu görevlisisin. İktidarlar gelir geçer. Sen herhangi bir iktidarın emrinde değilsin. Halkın emrindesin. Ona hizmet edeceksin.
Eğer bunu yapmıyorsan suç işlersin. Ve suç işleyen herkes de yargılanır. Ama bunların yargı sisteminde olduğu gibi değil. Bağımsız ve tarafsız bir yargının önünde yargılanır. Bu da Demirtaş'ın sözüdür. Eğer Cumhurbaşkanı olursam diyor Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı sisteminin hiçbir yetkisini kullanmayacağım. Bu ülke demokrasiye geçsin diye bir geçiş programı çerçevesinde demokratik anayasayı var etmek için çabalayacağım. Ve tüm toplumsal kesimlere çağrı yapacağım. Gelin birlikte Türkiye'nin geleceğini birlikte bir arada var edelim. Demokratik bir zemin yaratalım. Bu zeminin üzerinde siyaset yapalım. Eşit yurttaşlık temelinde bir anayasamız olsun. Kuvvetler ayrılığı olsun. Bağımsız ve tarafsız bir yargı olsun. Evrensel hukuk normları geçerli olsun. İnsan haklarından taviz vermez bir anlayış olsun. İşte bizim Cumhurbaşkanı adayımız Demirtaş bunları söylüyor. Tekçi anlayışa karşı. Tekçi anlayışa karşı. Bu diktatöryal zihniyete karşı. Bu tecrit aklına karşı çoğulcu demokratik bir cumhuriyeti ortak vatanımızda yapmak bizim boynumuzun borcu olsun. Tüm tutsak arkadaşlarımız 24 Haziran'dan sonra özgür kalacak. Çünkü bu tekçi anlayıştan kurtulduktan sonra bütün arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşacak. Onların bir suçu olduğu için tutsak değiller. Bir sevdaları olduğu için tutsaklar. Biz de o sevdadan asla vazgeçmeyeceğiz. O kadar o denli iktidara alışmışlar ki. Geçenlerde bir şey okudum. Mahdum var ya, Bilal. Bilal'i tanıyorsunuz. Diyor ki bir demecinde, Erdoğan'dan sonrasını düşünmek lazım. Dedim bu ne? Bunlar habire televizyon dizilerinde Osmanlı'yı seyrediyorlar ya, sarayı da yaptırdılar. Erdoğan'dan sonrasını düşünmek lazım. Bilal heves etmiş. Ama bu boş heves. Sen merak etme. Biz Erdoğan'dan sonrasını düşündük. Erdoğan'dan sonra bu ülkeye demokrasi gelecek. Barış gelecek. Huzur gelecek. HDP gelecek. İşte demokratik anayasa Türkiye halklarına bunu vaat ediyor. Türkiye toplumuna bunu vaat ediyor. Kürdüyle, Türküyle, Ermenisiyle, Romanıyla, bu topraklarda yaşayan Süryanisiyle, Ezidisiyle, kim varsa, hangi inançtan olursa olsun, Alevi toplumuyla, Mütedeyyiniyle, Hristiyanıyla bir aradayız. Yan yanayız. Farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Bu zenginlik bize güç katandır. Farklılıklar değil bizim sorunumuz. Bizim sorunumuz bu zulümdür. Bizim sorunumuz bu sömürüdür. Bizim sorunumuz doğamızın talanıdır. O yüzden sömürüye son, doğa talanına son diyoruz. Ve tüm farklılıklarımızla yan yana gelerek hakça, adaletçe bir düzen istiyoruz. Demokrasi programımız gibi güçlü bir iktisadi program da hazırladık. Bu geçiş sürecinde, bu
iki buçuk yıl arasında sürecek olan bu geçiş sürecinde hakça dağıtım programı başlığında bir iktisadi geçiş programı hazırladık. Yoksullukla mücadele önceliğimizdir. İşsizlikle mücadele önceliğimizdir. Özellikle kadın yoksulluğu. Evet, özel istekler de var. Şimdi onları da sayacağım. İşsizlikle mücadele önceliğimizdir. Atanamayan öğretmenler, atanamayan radyoloji uzmanları, atanamayan hemşireler, topraksız köylüler ve vergi zulmü altındaki tüm esnaf bir nefes alacak. Geliri yeniden dağıtarak adaletli bir vergi sistemiyle, bir sosyal büyüme sistemiyle Türkiye'nin bu en büyük sıkıntısının, ekonomik krizinin IMF'siz çözümünü gerçekleştireceğiz. Bunlar şimdiden İngiltere'ye gidiyorlar, ABD'yi arıyorlar, IMF ile pazarlığa şimdiden göz kırpıyorlar. Biliyorsunuz IMF geldi mi kemer sıkmayla gelir. Bizim sıkacak kemerimiz kalmadı. Kemer artık boğazımızda. O yüzden kemer sıkma değil, kemeri gevşeteceğiz. Tüm Türkiye nefes alacak. Ama bu ülkede kemer sıkması gerekenler de kemeri sıkacak. Servete duyarlı vergilemeyle, az kazanandan az, çok kazanandan çok gelir vergisiyle aslında bu halkın kaynağını bu halk için kullanacağız. Bütçe hakkı bizim hakkımızdır. En temel hakkımızdır. Bunlar gibi bütçeyi halktan kaçırmayacağız. İşte o zaman bu ülkenin en önemli sorunlarını çok hızla çözebiliriz. Dedik ki demokrasi sorununu çözmek istiyorsanız iktisadi sorunları çözün. İktisadi sorunları çözmek istiyorsanız sosyal sorunları çözün. Sosyal sorunları çözmek istiyorsanız Kürt sorunu çözün. Yani bütün sorunlar birbirine bağlı. Ancak beraber çözebilirsiniz.